çay içmeye değil mi? Evet, tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Oo, ne yapıyorsun sen ya? Benim gibi çökmüşsün sen be ya. Yolcuk oradan ya. Vallahi billahi çöktü. Ben mi tanımadım ben seni ya. Hadi hoş geldin. İlla hastalık var, siz bir izbeye gireceğiz. Tamam mı? Aç ağzını aç, bak adam geldi. Hey aç. Aç Rüzgülar. Aç. Ha bakalım filmde de bak sen. Bak arpalıklara bak, daha çukurluklara bak. Ha. Aç. Bak esniye bak o da. Ha. Olur mu ya bu kadar temelli? Dayı. Ne dedin yaya buna? 3 dedim ya, onlar da versinler bir şey ya. Beğenmedi mi değiştireceğim eşya ya. Eşek yiyince eşek ya. Yaramı vallahi eşekler açtı da ondan yiyin. Dev dayı aldık ya. Evet geldi. Ya bu da gene 45-50 sene bak. Merhaba, günaydın. Günaydın, nasılsınız? Siz var mı, alışverişe mi geldiniz? Ne yapıyorsunuz? Ben bir şehire baktım. Ha, Panayır'a geldiniz. Evet. Bizim gibi bakmaya geldiniz yani. Sviçi! Evet. Sviçi! Hayır, tamam, geçiyor. Tamam abi. Abi birini ben alayım, birini de sen al. He. Keseriz. Keseriz. Hemen ben bunu alacağım. Tamam, sen bunu al. Sen bunu al. Tut amca elinde. 200 lira. İkisi 200 lira. İkisi 200 lira abi. Nerede buldun bu parayı? Abi ikisi 200 lira. Hayır, nerede buldun? Aynı gördüm. Ha, bana da hadi aynı gördüm. Parayı nerede topladınız siz? Onu söyle bakalım. Ne bilecek amca be ya. Amca bunun tanesi 200 yanmaz yani. Al amca seni. Hayırlı gör. Ya 100 200 yani. Gör işte. Hadi. Tut amca. Hadi hayırlı gör. Ya birini mi alacaksın sen? Hayırlı gör ya. Hayırlı gör hadi. Hadi hadi hadi. Hayırlı gör hadi. Hayırlı gör hadi. Hayırlı gör hadi. Hadi hayırlı gör hadi. Senin paran kıymetli değil. Ya bende de var para. Para bende de var be. Hadi ben veririm. Tamam tamam olur. Allah Allah. Hadi. Ondan ikisini verin. Allah Allah. Bırak bırak. Benim param kıymetli olup da ya bu şey mi ya? Bırak ya. Bırak abi, ben amcak adam ya. Böyle mal verelim lan tamam. Abi kendi bilirsin hadi. Allah'ım 500 gün ya 500 gün. Oğlak param ya. Abi bırak bırak, vazgeçtim ben abi, gidiyorum. Aynen.
Gel çift yapalım. Gel Osman gel. Dur. Dur be ya dur. Dur. Ya Osman bunlar garantili. Pişkin beygirler öyle çaylak değil. Tut. Yapalım. 9-6-15. İyi maşallah. He konuş sen konuş. Senin istediğin. Konuş sen konuş. Ben giden de hiç sana durmam. 10 kağıt alayım ki. 10 kağıt olunca 4-6 çıkmaz ya Osman. İnşallah çıkar çıkar. Çıkmaz Osman. Çıkar. Ha bunu da arkaya dönük var. He? Yok ya yok topallık yok. Dönük. Ya yok bir şey yok. Ne naldandır. Nal. Gebe bu yalnız. Gebe değil değil mi? Değil be ya adam yemin etti gebe değil adam diye. Adam yemin etti sen o göz görüyorsun. Sen cambaz adamsın. Bilmiyor musun ne oldu? Hadi hadi konuş usta konuş usta. Birbirimize. 12 adet sen. Osman alamadım ben. Ya Pelikköy'den aldım bunları. Balıkesir'de de biraz çayırlattık. Yani direkt alıp da buraya geldim. Ya bu genç yele kuyruk siyah onu. Konuş konuş usta konuş. Konuş. Hadi. Sana bir yüzük daha kaldırayım 14 adı ver gördüm. Eski yıllarda geçmişte bütün alışverişler panayırdan panayırı olurdu vadeler. Mesela dana satar, koyun satar, kuzu satar, at satar. Kardeşim panayırda gelirsin, paramızı alırsın. Bu şekilde de hayvanlarını getirir, satar. Panayırda herkes birbirini bulur. Paraları, borçlarını öyle öderlerdi. O şekilde o şekilde olurdu. İnsan panayırı Türkiye'nin i̇kinci genelinde gün. İkinci günü olur. İkinci insan günü panayırı. Panayırlarda birinci gün insan panayırı olmaz. Çünkü gelen köylü üretici hayvanı satacak ki oradan aldığı parayla yani evini, işini, eşyasını alacak ya da çoluğun çocuğunun hani düğün masraflarını karşılayacak. El arabasıyla hurdacılık yaptım Keşan'da. Tamam. Baktım el arabası yoruyor beni. Bir tane el arabasını tekrar ön tekerlerini çıkarttım. Evet. İki tekerle at arabası yaptım onu. Tamam. Evet. Yanlardan kolluk yaptım. Tamam, aldım bir tane 2 yaşında bir tay, erkek bir tay. Onunla leğen, faraş, kürek falan satmaya başladım. Tamam. Alıp satma yani hurdacılık yaptım, eskicilik yaptım. Sonra baktım o da yordu beni gayri. Sonra bir çap bacak skotu aldım. Evet. Yine paytonculuğa da devam ediyorum yazın. Ha. Erikli sahine gidiyorum yazın paytonculuk. Kışın yine hurdacılık. Yine yani kışın dayı hayvanım vardı. Sen mekanik beygire binmeye başladın yani. He, ondan sonra başladık tabii devamlı atalım atalım. Şu anda ben buraya geldim. Sırf paytonlarım için. Evet. Paytonlarıma hayvan aldım. Şu anda Tekirdağ tarafına gideceğim. Paytonculuk yapacağım. Ben 76 yaşındayım. Ben bu çevreyi hepsini bilirim. Eskiden burada 3 gün, 4 gün panayır oluyordu. Evet, evet, evet. Yok, o dirlik düzenlik yok. Danalar, koyunlar buralara bu çamların altı almazdı. Şimdi yok. Sığır nerede ya? Yok ya. Sığır gördüm. Toplasan. Zaten o zaman bizim zamanımızda yerli sığır vardı. Evet. Şimdi toplasan, kökünü toplasan. Yok canım. İki araba mal çıkar. Tabii. Çıkmaz bilirim. Tabii. Buradan 7-8 araba mal gittiğini bilirim ben. Ya o zaman para kıymetliydi ama geçeri vardı. Anladın mı? Biz 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya burada beygir toplardık. O para kıymetli para. 100 lira para bir araba mal. Oho! Şimdi de 250 milyon lira eşek al. Satacağım diye git uğraş. Evet. Sen burada alırken seve seve alıyorsun. Vermesi herif pahalı geliyor, almıyor herif. Şimdi ben 250 verdim eşeğe mesela. Tabii. Ha, tabii. O eşek şu anda evet. Bugünkü zamanda 300 liradan. Öyle. Ama o arkadaş iyisin bir diyelim. Doğru. Almıyor. Ha. Allah azdan versin ya. Sorun değil. Evet. Allah bereket versin. Thank you.
da. Çocukluğumuz bizim buralarda geçti yani, panayırlarda geçti. Aynen bu şekilde. Panayırlarda büyüdük desek yerimiz var yani. Hiç de bırakamadık bu mesleğe. Devamlı geziyoruz. Bizim de kazancımız böyle yerlerden oldu. Kışın çalışırız dediğin gibi. Beylerimizle beraber işe gideriz. Yazın sezonumuz açıldığını çıkarız yani düşünüyorum. Yılmaz abi. Hoş geldin ya. Merhaba Yılmaz. Ne haber ya? Teşekkür ederim. Vallahi nasılsınız? Şükür kavuşturana ya. Allah razı olsun. Panayırlara çıktık artık değil mi? İlk panayır. Senin ilk panayırın değil panayırım, mi? İlk panayırım. Ne haber? Nasıl keyifler? İyi be Yusuf abi. Yine çoluk çocuk geldiniz tabii. Tabii. Senin abi? İyiyim abi işte. Yine çıktık arkadaşlarla böyle panayırı görmeye. İyi güzel. Panayırlar çok güzel ya. Açık çok hava, güzel. Özgürlük yani çok hoşuma gidiyor böyle yani, burada olmak. Yani çok güzel abi. Abi benim dayım da çok iyi halka atıcıydı. Allah rahmet eylesin. O zaman büyük halkalar da vardı ama böyle büyük, küçük halka değil, büyük. Böyle üç tane birden alırdı. Böyle çevirerek atardı. Çevirerek atardı. Ya sürekli kazandığı zaman tabii o esnaf da tamam abi sen alacağını aldın hadi güle güle derdi. Tabii. Engellerlerdi yani tekrar halka atmasını. Şimdi hep küçük halkalar görüyorum ben, büyük halka. Kurtarmıyor değil mi? Onda kazanma şansı daha fazla. Tabii. Zarar ettiğimiz için kurtarmıyor. Şu bizim hatıralara bakalım abi. Tanıdıklar var mı bakalım? Olabilir belki. Bak burası Bayramiç. Burası Bayramiç. Evet, panayır evet. Yeri. 10 sene önce aşağı yukarı. Evet. Bak şurası da geçtik. Ayakkabıcı vardı orada bak. O değil abi. Şurada. Kırkağaç'a gidiyor musunuz abi? Manisa Kırkağaç'a. Gidiyoruz. Bu sene gittiniz mi? Bu sene gitmedik. Gitmedi mi sen? Bu sene ilk panayır o. Evet. Evet ilk panayırlardan birisi o. Bayramı. Bizim için de evet bu bölge için. Burası. Bayramiç ilk panayır. Evet. Evet. Ne kadar güzel bak. Eğleniyor millet. Ya. Buraya. Evet. Bir eğlence ya. Aporluya bak. Yamuk gibi. Yamuk bubuk olmuş yani. Oradan oraya taşınmaktan yani, değil mi? Yani. Şey olmuş, ezilmiş. Evet, yine son fotoğraf.
Gerede'den. Evet, Gerede. Abi onu ben imzalayacağım sana. Beğendim. Yine aynı zamanda. Biz 6 ay evde yatarız. 7 ay gurbet gezeriz. Geçelim gidiyoruz. Geçinmemiz bu. Aldın mı? Senelerce kullanırsın. Sonunda çocuğa yeter. Al da veren. Yap. Ver ama. Sen hangini alacaksın? Gel buraya bakayım. Abi kurbetten İstanbul'a geliyorduk. Oralarda iş bulamıyorduk. Bazı buluyordu. Ahirin işi pazarcılığa döktük. Fazla bir ağır yükün altına da girmedim. Yani borçlanmadım. Böyle ufak tefek aldım. Yani 74'te bu yana kadar hep böyle gezerdim abi. 74 senelerinde buralarda gezerdim. Pazar yerleri yani az bir yerdi. Şimdi bir şehri pazar kurulduğu zaman bütün mallar pazar oluyor abi. O zaman esnaf azdı. İş güzel oluyordu abi. Şimdi esnaf çoğaldı. Bütün mahallede hep pazar oluyor abi. Bunlar aslında şunları kendim yürüyorum abi. Şu örme işleri. Şunları. Biraz tespitler var şurada. Şunları da İstanbul'dan alıyorum. 3-5 kuruş kadar aslında veriyorum. 1 liraya aldıysak 2 liraya satıyoruz yani öyle bir şeyler oluyor. Geldiğim yer benim merkezim Balıkesir, Edremit kazası var biliyor musun bilmiyorum, buraya yakın. Orada cuma günü Ayvacık'ın pazarı var. O pazarı aldım dediler, bayramışta panayır var, oradan buraya geldim. Bura biterse burada da Ezine panayırına gideceğim. Orada Ayvacı'ya gideceğiz abi, ne bileyim işte. Böyle dolaşacağız panayırlar, Allah kısmet edersin.
Nasıl panayır, nasıl gidiyor? Şu ana kadar durgun abi. Durgun da evet. Şimdi biraz, bu akşam. Ne yapalım, Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Evet, evet, öyle. Allah'ım hayırlısını versin. Peki, hoşça kal, görüşürüz. Arol, Arol kaptan gelin.